Peki Hale Kemal diyorlar. Hale Kemal. Hale Kemal. İsmim Saliba, soyadım Açiş. Aslen Mardin Midyatlıyım. 22 yıldır burada görev yapıyorum. 1992 doğumlu, Şırnak Merkez doğumlu. İsmim Mehmet Osa. Camiye yakın bir 6 aydır buradayım. Eski bir kilise, tarihi bir kilisedir. Evet, Kürşe bizim kültürümüz. Kardeşler, abiler, ablalar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Orta Doğu'da biten maceramıza artık Ankara'dan, Türkiye'den devam ediyoruz. Bu bölümde ise Türkiye'nin doğusuna, Diyarbakır'a trenle bir yolculuk yapacağız. Hadi o zaman başlasın, gidelim. Şimdi şu tam karşımda gördüğünüz gar, yani buradan bineceğim tren Ankara'dan başlıyor, Siirt'in Kurtalan ilçesine kadar gidiyor. Hadi gidelim, binelim trene. 24-25 saatlik bir yolculuk olacak. Şu bileti alalım, içeriye dalalım. Hadi. Erken geldim, hatta bayağı erken geldim, 1 saat falan. Şimdi treni bekliyorum. Trenle ilgili biraz küçük bir bilgi vereyim. Zaten şuraya trenlerin Türkiye'deki haritasını bırakacağım. 2-3 tane ana hat var, tamam mı? Bunlardan işte en popüler olanlar Van Gölü Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi. Şimdi Diyarbakır'a doğru bir yolculuk başlıyor. Nahçıvan, Azerbaycan diye devam edecek. Hadi bakalım. Treni anlatır, Diyarbakır'da görüşürüz. Benim vagonum bu. Numara 18-15 burası. Gelsin bakalım. Çok teşekkürler. Adın ne hocam? Benim adım Cihan. Peki bu müzik aletinin adı ne? Bu Spektrum. Bu Türklerin yaptığı bir enstrüman. Fiyat performans açısından çok iyi bir enstrüman yani. Böyle trende beni izleyen arkadaşlarla denk geldik. Evet. Birdenbire böyle bir kalabalık bir ortam oldu. Ya ben senin kadar gezemesem de yani şu aslında hep hareket halindeyim böyle. Böyle bir kendime ne gezgin ya da ne turist diyorum, böyle basking yapıyorum. Kaç yıldır geziyorsun? 4 yıldır, yani 4 yılı geçiyor. Aha. Evet. Bu enstrümanla para kazanıyorsun gittiğin yerlerde. Evet, sokak sanatları yapanlar basker deniyor. Ondan sonra sokaktan her türlü para kazanma. Sen zaten iyi biliyorsun bunları. Balon çevirmedir vesairedir. Bilmeyenler varsa ben işte gezdiğim ülkelerde yıllarca enstrüman çalarak, ukulele çalarak, gitar çalarak ya da yaptığım aksesuarları satarak para kazandım, öyle gezdim. Aslında senden etkilendiğim bir kişilerden birisin yani. Estağfurullah, ondan çok sonra, teşekkürler. Böyle bir 3-5 kişi var. Dedim ki ben de bir yola çıkayım dedim. Benim bir ben hareket halinde olsam da böyle şöyle konfor alanındayım. Yani bu lokasyonda yani Türkiye'yi 3 kere turladım. Ben de birazcık hastayım böyle ama işte şey muhabbet döndü ya. Kendime geldim, bir şey kattı bana da. Acayip güzel manzara izliyoruz böyle. Ne haber?
İyi, senden de abi. İyidir abim. Abi Kayseri'de ufak bir mola verdik Erkan abi, benim abim, bilenler bilir. Umut yaparsın. Eyvallah abi, ne var bunun içinde? Bakarsın. Çok 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 teşekkür ediyorum. Adamsın. Kendine çok iyi bak. Bizim çocuklar, herkese selam söyle. Çok teşekkür ederim abi. Trende yemek olmadığı için vallahi Kayseri'deki Erkan abime söyledim. Yemek getirdi. ...25 saatin ardından Diyarbakır'dayım. Geldik sonunda. Elveda tren. Yolculuk iyiydi inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri Diyarbakır'dan herkese selamlar. Benim Türkiye'de görmediğim ender şehirlerden biri Diyarbakır. Dün 24-25 saat süren bir tren yolculuğunun ardından bugün Diyarbakır'dayım. Şimdi şehire Ahmet veya Diyarbakır deniliyor. Bunun hikayesini anlatacağım öncelikle. Milattan önce 200'lü yıllarda şehrin ilk ismi Asurlular döneminde Amit'tir. Roma ve Bizans kaynaklarında ise şehrin adı Amit, Omit, Emit ve Amide olarak adlandırılmış. 11. yüzyılda da Türkmenler bölgeye gelince şehirdeki kara taşlardan dolayı Kara Amit ismi verilmiş. Kendinize selam söyleyin. Aleyküme selam. Spas. Eyvallah. Silesine. Tamam, devam edin. Devam edin. Müslüman Arapların egemenliği sırasında buraya yerleşen Bekir kabilesinden dolayı da buraya Diyar-ı Bekir ismi verilmiş daha sonradan. Osmanlı'nın son yıllarına kadar da Diyar-ı Bekir olarak kullanılmaya devam edilmiş ve 17 Kasım 1937 yılında Elazığ'dan Atatürk trenle Diyarbakır'a doğru geliyor gece. Yapılan bir dil tartışmasında il kurumuna bir telgraf gönderiliyor. Daha sonra ise ismi Diyarbakır olarak kalıyor. O zaman bu görkemli kadim şehirde ilk günümüz başlasın, hadi gidelim. Tanışıyor musun? Merhaba. Merhaba. Bilgiç Berko, yani dünyayı gezen adam. Bu. Evet, dünyaca ünlü. Bu dünya. Türkiye'de de. Bu. Evet. O mu ünlüyüm, ben mi ünlüyüm? Dünyada o, Türkiye'de sen. Dünyada o, Türkiye'de sen. İşte dünyayı gezdim, geldim buraya sizle tanışmaya. Dünyayı gezmiş başka. Senin fotoğrafını kaydetmiş. Hele göster. Kaydedilen nerede sen varsın? Fotoğraf onun İçindeki, fotoğrafı yok, değil mi? Yok, onun değil. İçindekiler. Arkadaşlar onu tanıyorsunuz. Valla tanımıyorum. Valla ben de bilmiyorum. Tanıyorsunuz. Yok. Beni tanıyorsunuz. Allah. Bir saniye. Ben bir tane kaydetmiş fotoğraf. Ulu Cami'nin içini çekmiş. Ha. O zaman bu sensin değil mi? Evet benim. Ha, bu içindeki diyorum sen Kali Kemal abi. Bu içindeki. Bu orayı çekmek istiyordu. Demin gel içindeki adamı da gör. Yok. Dedim gel dayı da gör. Dedi sempatik mi? Hoş bulduk. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan. Alişan diyor gel bizim programımıza. Öyle mi diyor? Ya benim YouTube kanala program edelim işte. Olur. Edelim. Vallahi gitsek iyi olur. Bir şey olmaz. Asıl isminiz ne? Tam isminiz Kemal Tosun. Kemal Tosun. Niye size peki Hale Kemal diyorlar? Hale Kemal. Hale Kemal. Elektrik faturası bedava. Aa. Ben verdim. Yaşladınız. 1 milyar. Ben diyorlar. Verdim. Kemal dayı diyorlar. Şimdi, kim bak, çıkarttı bak, isminizi? Bak bu H var ya. Ha ha. H. Bu X. Tamam. X olarak H. Hale Kemal. He biliyor musun? Halo Hale oradan ha, geliyor. Ha. İşte Apemen, ben öyle bıraktım. Bremen. Öyle tanıtmışım onun için. Halik o yüzden Kemal. Öyle kaldı ismimiz. Yoksa sen çekime başlamıştın. Allah'ını seveyim. Allah senin belanı. Bir pot kısa ne yapacaktık? Ha silecektik. Ya burayı da alacağım. Daha samimi oldu. Evet. Ne yapalım? Allah dedim buraya kadar gelmişken tanışalım, bir fotoğraf başlayalım. Çekelim birlikte. Olur. O kadar. Bir de dinleyelim sizi ya. Öğrenelim hikayenizi. Renkli kişilik, Diyarbakır'ın renkli siması. Herkesin fotoğraf çekmek istediği tek adam. İyiyse. Hadi. Hadi gidelim. Kimlikte 65 ya. 65'siniz kimlikte. Fakat 75 var. 75, gerçek yaşınız. Kim o ne? He. Ben de daha iyi. Apemen, Endi Bonci.
Böyle ne çıktı yüzüne? Aha. Bu da Hale Kemal 21, Hale Kemal'in Instagram adresi, kartı. Ha, tamam. Çok teşekkür ediyorum Spas takım. Ben de teşekkür ediyorum. Kendine eyvallah. Destroş. Sağ olun abi. Evet, şimdi Ulu Cami'yi görelim abi, içeriği. Evet. Şu anda ise Diyarbakır'da meydanda bulunan Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Sayın Garip Seyyah Bey, buranın hikayesi nedir? Evet. 30-39'lu yıllarda Mortama Kilisesi'ne çevrilme bir cami burası. Mortama Kilisesi'nin çanları o pencere altında oluyordu. Sağda bizim hemen arkamızda olan da Anadolu'nun ilk üniversitesi. Ve sağda gördüğümüz Şafii, Hanefi, Hanbeli ve Maliki. Dört mezhebin aynı anda namaz kıldı. El Cezeri'nin güneş saatinde Ulu Cami'nin Roma İmparatorluğu sütununu tam ortasına bırakmışlar. Onu da görebiliriz. Yalnız gerçekten şey, inanılmaz güzel bir cami. İçerideki tarihi şeylere baksana, Roma sütunları var burada ya. Evet. Vay be. Bu da güneş saati. Evet. Güneş olmadığı için saati tahmin etmeye zor ama öğleye yakın olduğu yine bilebiliriz. Evet. Şimdi Ulu Cami'nin yanındaki hemen Mesudiye Medresesi'nde böyle çok ilginç bir taş var. Bu taş dönüyor böyle. Eğer ki depremde bina, yapı zarar görmüşse bu taş dönmüyormuş. Aa, bakın şu anda sağlam. Çok ilginç olay. Yine akustiklik olayı da büyük ihtimalle şurada vardır. Güzel bir yapı ya. Çok hayran kaldım buraya. Evet. 1198 yılında Mevdudu Ebu Melik tarafından Mesudiye Medresesi yapılmış. Evet. Hadi gidelim. Şimdi o zaman gidip bir kahvaltı yapıp sonra Diyarbakır gezisi artık başlasın. Evet. Haydi. Getir. Kubbettin amcam. Efendim. Şimdi Diyarbakır ciğerinin orijinali nasıl yapılıyor? Diyarbakır ciğerinin orijinali bozmuşlar şimdiki ciğerciler. Diyarbakır'ın ciğeri orijinali toz biberdir. Başka bir şeysi yok. Kozi ciğeri olması lazım. Ama şimdi kişniş bırakıyorlar. Kimyon bırakıyorlar. Ondan sonra sarımsağa kadar bırakıyorlar. Terbiye veriyorlar. Ciğerin tadı kalmıyor. Onları gibi ciğerlerden çıkıyor. Hayal. Gerçek toz biber, hakki toz biber. Bunun toz biberinde 12 milyonda, 15 milyonda kilosu var. Bunun kilosu 60 milyondur. Nereden geliyor? Bunu ben Kör Yusuf'tan alıyorum. Bugün Kör Yusuf'ta bütün markalar Kör Yusuf'tadır. Kuzu ciğeri kullanıyorum ve gidip her gün kesim oluyor. Saat 8 çokta ciğercim bana kesim olduğu gibi bana alıp geliyor. Günlük olarak getireyim. O günkü şeyini veriyorum, öbürsü günü sabah başlıyorum. Ama burada maalesef Diyarbakır'da ciğeri bozdular. Kaç yıldır bu dükkan açık? 22 yıl. Burada abi sabah işte, sabah genellikle saat kaçta ciğer yiyorlar? Ezanda. Ezanla birlikte başlıyor. Ezanla birlikte başlıyor. Ezanla kadar. Vallahi eskiden ciğer var ya, vallahi ciğer saat 10-11'e kadar, 11'den sonra ciğer yoktu. Yoktu. Öğlen 11'den sonra. Evet, yok. Yok, 11'i bulmuyordum. 11'den sonra da başladı. Evet, evet. Kavurma başlardı. Evet, haşlama başlardı. Güveç var, fırın güveç başlardı. Bunlar değil. Kış haşlama. Şimdi hepsi oydu abi eskiler. Dün ilk gün geldiğimde sabah kahvaltıda ciğer yedim ben. Öyle, güzeldi, gayet iyiydi. Vallahi güzeldi ciğerinin tadı. Peki Diyarbakır'da burada ciğerin porsiyonu ne kadar? Diyarbakır'da işte ünlü bizim ciğercilerimiz bir porsiyon ciğerle, bir ayranla, bir su 50 milyona veriyorlar. Ben burada Sarıkabı'da bir porsiyon ciğer, kuzu ciğeri günlük, bir porsiyon, bir ayran, bir su 37 milyona veriyorum. Eline koluna sağlık o zaman. Abi çalışıyor musun? Şimdi Behrampaşa Camisi'nden çıkınca direkt burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Dengbej evi var burada. Pazarı Diyarbakır, Mahra bu tahaliye, Kirye kona bu kesiyor. Gidiyor yuva, yar hel yuva. Begelili, helili gazi yuva. Zuzan,
Tebriz ozan reşe lele çozan kevi şuhani. Tamam. Abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, benim ismim Berkan. Memnun oldum. Benim isim de Seyitan Koç. Halk arasında dengeci ismim. Fesir Koç olarak halk arasında dengecilik ismim. Bununla tanımlıyorum. Nasıl tanımlarız peki dengeciliği? Şimdi dengeciliğin yaklaşık olarak 4000-5000 yıllık bir kültürü, bir geleneği vardır. Şimdi dengecilik bir annenin feryadıdır. Bir yetimin acısıdır. Bir aşkın sevdasıdır. Bir yiğitin destanıdır dengecilik. Bir anne hani diyelim ki oğlunu evlendirmeden, askere göndermeden, torunlarını göremeden, muhabbetini göremeden bir olay üzerine vefat ediyor, trafik kazası geçiriyor ya da öldürülüyor. O annenin o acısını biz de dengec olarak, şair olarak yüreğimizde hissediyoruz. Yüreğinde hissetmezsen sen söyleyemezsin. Ve onun üzerine besteler yapıyoruz. O anıyı annesi için ölümsüzleştirmek için. Kelimelerimizle, sesimizle dile getiriyoruz. Ölümsüzleştirmek istiyoruz. Mesela budur yani. Sadece Kürtçe dilinde olan bir sanat mı denkleşik? Evet, Kürtçe bizim kültürümüzde. Hani aşıkların kültürüne yakındır. Onlar da sazlı sizli seviyorlar, evet. Ya atışıyorlar. Atışma var aralarında. Sazlı sizli atışmalar var. Dengecilik edebiyatımızdır. Bir sizli edebiyattır. Bu edebiyatı devam etmek için, bu kültürü devam etmek için elimizden geldiği kadarca tabii ki biz kendi katkılarımızla bu işi yürütemeyiz. Niye yürütemeyiz? Çünkü bunun bir destekçisi olmalıdır ve Allah razı olsun. Sayın Valimiz, şu andaki Sayın Valimiz Münir Karaloğlu bu kültürümüze çok çok sahip çıktılar. Yaşatıyoruz. Bir de gelecek kuşaklara aktarmak adına faaliyetlerimiz var. Türkiye'mizin bütün coğrafyasında buraya gelip İstanbul'dan geliyorlar, Samsun'dan geliyorlar, Rize'den geliyorlar. Bütün coğrafyada gelip burayı ziyaret ediyorlar. Onların da buraya gelmesi bize keyif veriyor, bizi daha da güçlendiriyor. Bizim kültürümüze onlar da sahip çıkıyor. Şık coğrafyada, batı tarafında şey olduğunu da Türk kardeşlerimizin de bir kültürüdür. Biz onların kültürüne sahip çıkıyoruz. Tabii kültür sadece sıtranla, türküyle değil, yemek kültürü de var. Her bizim bütün kültürlerimiz değerlidir. Kesinlikle. Sahip çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum sana. Ben de çok teşekkür ediyorum. İçeride dengbeş kültürünü tanıdık. Burası da böyle, göstereyim dengbeş evinin avlusu. İşte şurada dengbejler sanatını icra ediyorlar. Şurada sanırım çay evi olarak vesaire kullanılıyor. Böyle bir yerde çok 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 teşekkür ediyorum kendilerine. Acayip böyle huzurlu, o kadar güzel hissettirdi ki, bilmediğim bir dilde böyle gözlerim doldu dinlerken. Şehirdeki, açıkça söyleyeceğim, biraz yüzeysel bir gezi yapıyorum Diyarbakır'da. En huzurlu hissettiğim, en çok beğendiğim yer burası oldu. Evet, ismim Saliba, soyadım Açiş. Aslen Mardin Midyatlıyım. 22 yıldır burada görev yapıyorum. Tabii görevimiz hem diyakosuz, papaz yardımcısıyız ve kilisenin idari işlerinden sorumluyuz. Süryanisiniz. Süryaniyiz. Burası Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi. Evet, tabii Süryanilik tamamen bir ırktır. Çoğu insanlarımız Süryani bir din, bir mezhep olarak biliyorlar. Ama kesinlikle değil. Süryanilik tamamen bir ırktır, bir millettir. Evet, dini Hristiyanız, mezhep Ortodoksuz. Kilisemizde Meryem Ana, Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesidir. Evet. Diyarbakır'da ne kadar Süryani yaşamakta hocam? Cemaatimiz toplam 20 kişilik bir cemaatimiz var Süryani olarak. Burası ne zamandan kalma bir kilise? Evet, kilisemiz çok eski bir kilise, tarihi bir kilisedir. Tarihi milattan önceye dayanıyor. Milattan önce burası bir güneş tapınağıydı. Milattan sonra 3. yüzyılda bölgede Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseye dönüştürülüyor. Tabii bir takım milattan önceki kalan eserlerimiz vardı. İstiyorsan onları gösterebiliriz. İşte şu taşlar, şu dokunduğumuz taşlar olsun, artı iki tane uzun pembe kolonlar olsun. Bunlar milattan önceki güneş tapınağından kalma. Biz bunlara tarih olarak 4000 yıl
diyoruz. Evet, o yüzden Süryanilerin tarihine baktığımız zaman Mezopotamya'da 5000-6000'li bir geçmişleri vardır. O yüzden Süryaniler diyor ki Süryani kadim diyoruz. Kadim demek biliyorsunuz eski demek. O yüzden Süryaniler çok kadim bir halktır ve Mezopotamya'nın ilk halkı diyoruz. Kilisemiz tabii ki aktiftir, ibadete açık olan bir kilisedir. Ve kilisemiz tabii ki bir sürü özelliğe sahiptir. Birinci derecede dediğimiz gibi tarihi olması, bir dönem burada patiklik yapması, o yüzden daha Deruzafaran falan olmadan buranın olmasıdır patiklik. Daha sonra Deruzafaran'a geçiyor. Ve birkaç tane ünlü azizleri, mezarları buralarda olması, tabii o da bizim için, Süryaniler için çok büyük bir önemi var. Hatta Hristiyanlık için de. Burada hemen şu kapının arkasında bir tane mezar var. Tabii birebir İsa Mesih ile yaşayan 12 havarilerden bir tanesi Thomas. Elçi Thomas kemiklerini Hindistan'dan getirip buraya defnetmişler. Aynı mezarın içinde burada görev yapan Patrik Yakup ve Mor Hevoro'nun mezarıdır. Tabii ki bizim için kendisi bir elçi olması, birebir İsa Mesih ile yaşaması tabii ki büyük bir kişidir. Hemen şu duvarın içinde de yine bir mezar daha var. Barsalibi diyoruz. Barsalibi kendisi çok büyük bir filozoftur. Ve dünyada İncil ile Tevrat'ın da ilk tefsiri de yazan yine kendisidir. Aslen Malatyalıydı, bir dönem Maraş'ta görev yapmıştı. Buranın metropolitiydi. O yüzden Süryani Kilisesi'nde gerçekten çok ünlü bir azizdir. Evet. Hocam bir de bir sorum olacak. Hristiyanlık inancında mum yakmanın ritüeli tam olarak nedir acaba? İlgilendirebilir misiniz? Tabii ki daha çok biz diyoruz dilek diyoruz. Evet. O yüzden diyoruz ki İsa Mesih tamamen bir ışıktır. Yani Allah ışıktır. O ışık onu temsil ederek ondan dilek dilemektir. Hemen orada duası da yazıyor. Onu da mum yakma duası. Şöyle buradan bırakıyorum. Ve burada İsa Mesih'in çarmıha gerildiği küçük bir haç parçası da yine bu kilisede bulunmaktadır. Orijinal o. Orijinal. Aynı küçük bir parçası. Görebiliyor muyuz? İşte o şu anda sergiye açık değildir. Anladım. Evet, onun da belli günler vardır. O günü birlik çıkarıp tekrardan yerine koyuyoruz. Hemen diğer kilisede de Mor Yakup Kilisesi'dir. İkinci bir kilise. Mor Yakup da kendisi Urfa Suruçlu'ydu. Çok büyük bir şairdi ve yaptığımız bütün dualarımız ve ilahilerimiz Mor Efrem ve Mor Yakup'un yazdığı şiir ve makamlarıyla yapıyoruz. O yüzden daha önce cemaatte yoğun iken her iki kiliseyi kullanıyorlardı. Tabi günümüzde şu anda cemaatimiz azaldığı için burası yeterli geniş, burayı kullanıyoruz. Mor Yakup Kilisesi ise günümüzde yeni doğan bebekleri vaftiz ettiğimiz tek törenle yapılıyor. Şu anda vaftiz için burası aktif olarak kullanılıyor. Kullanılıyor, aynen. Hemen Mor Yakup'un mezarı da şurada, ışığın yandığı yer hemen karşıda beyaz bir lahit var. Evet, o da onun mezarı. Üzerindeki alfabe nedir hocam? Tabi alfabe Aramice'dir. Aramice biliyorsunuz çok kadim bir dildir. İsa Mesih'in konuştuğu dildir. Evet. Ve bunu tek Süryaniler kullanıyorlar. Siz konuşabiliyor musunuz? Evet, hem konuşabiliyoruz hem öğretebiliyoruz. Öyle mi? Evet, dualarımız zaten hepsi o dille yapıyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun. Tanıma evet. Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Bize teşekkür ederim. Hemen karşıdaki burası da vaftiz durumlarıdır. Aynen. Yerdeki tarihidir. Milattan sonra 3. yüzyıldan kalma tarihi bir curundur. Diğeri ise yenidir. Şimdi hocamız bize Aramice dilinde İncil'i okuyacak. Bir dua. Bir duayı okuyacak. Eğer mümkünse hocam Türkçe manasını da çok mutlu oluruz. Tamam. Abun beş mayon ilan korena lod lo izlan abu herin odam sedan adır kede lo ife maşefar lo hava berayton hoşo davan malon habelan rozo Alef morfok dona ne tare nun babud zade kutho ne şefar loh moriyo Halleluya mabrahmek Hüseylen. Anlamı diyor ki Abun beşmeyon ilan korenan loh, ey göklerde olan babamız seni çağırıyoruz. Lo itlen abu harin odam sedan adran, senden başka ilahimiz babamız yoktu, bize yardımcı olacak. Kedlo-i fenşfar loh ve breyton, sen değil miydin bizi yaratan? Hoş o davalyon hablen rozo, şimdi de yüzünü bizden çevirme,
Alefey morfuk dönek netarenun bize emirlerini öğret ki onları koruyalım. Babud-i zâdi kutur neşifarlık moryo. Sana sadık olan hareketlerimizle, amellerimizle haliyle şükürler olsun. Rahmet Hüseylen bize merhamet eyle. Aramice'yi sadece Süryaniler mi kullanıyor hocam? Sadece yoksa... Süryaniler kullanıyor. Vay be. Evet. O yüzden Turabdi Midyat bölgesinde hala çok kullanılıyor. Hala çocuklarınızı öğretiyorsunuz, dilinizi korumaya devam ediyorsunuz buna. Evet, tabii konuşmayı konuşuyoruz aile içerisinde tamamen bu Aramice dili konuşuyoruz. Aramice'yi çok konuşuyoruz. İyi. Tabii resmi okullarımız olmadığından dolayı daha çok dini eğitimler alıyoruz. Manastırlarda olsun, diğer kiliselerde olsun bu şekilde. Ben de bir zaman burada çocuklarımız varken tabii ki yoğun iken yine burada da veriyordum. Aynı şekilde şu anda bunu Büyükşehir Belediyesi de 6 dilde kurslar açmış. Onlardan bir Diyarbakır tanesi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Aynen. Çok iyi. Bu arada onlara da teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Şu anda orada da yine ders veriyorum. Süryanice dersini veriyorum. Süper. Evet. Süper. Çok çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Dayı buradan gidelim. Ya o... Gel. Ne olmuş? İstediğini alabilirsin. Yok, şu bir ekmek biteceğim. Alın ya, alarız. Allah razı olsun. Cansın sana. Alın. Hadi sağ pas. Ya Ne yapacağım mı? Şey kek olala sıba. Ya. Ha? Ahmet Spor taraftarlığı var mı? Ahmet Spor. Var. Kanka benim oraya girmem lazım ya. Maç falan yok mu yakın zamanda? Abi maçın da geç. Şu anda Kurşunlu Camisi'nin içerisindeyiz Diyarbakır'da. Hocamızla İmam isminiz nedir hocam? İmam Mehmet Bozar. Hosar. Hocamızla. Camimiz Diyarbakır'da ilk yapılan Osmanlı mimarilerden bir tanesidir. Kapsam olarak en büyük, cemaat olarak, nüfus olarak en büyük kapsama sahip camilerimizden bir tanesi. Diyarbakır'ın ilk valisi Fatih Paşa tarafından yapılmış bir eserdir Kurşunlu Camisi. Kubbelerin tamamen kurşundan kaplı olduğu için aslında ismi Kurşunlu Cami olarak bilinir. Fatih Paşa denilmesinin altındaki neden ise Fatih Paşa vali yapıldığı için burası, burayı yaptığı için, kendi emriyle yaptığı için aynı zamanda Fatih Paşa Camisi olarak da isimlendiriliyor. Maalesef 2015'teki çukur olaylarla beraber camimiz büyük bir hasar aldı. Büyük zayiatlar verdi. 1516-1521 tarihler arasında yaptırılıyor camimiz. İşte bu olaylardan dolayı yaklaşık 10 trilyona yakın bir masrafla beraber, büyük bir masraf tabii, bu hale getiriliyor. Rabbim bir daha o günleri bize yaşatmasın. İşte amin. Çok acılar yaşandı, amin. Çok sıkıntılar yaşandı. Bu camimiz bereketli bir cami, maalesef çok büyük hasar almış bir cami. Rabbim o günleri tekrar bize yaşatmasın. İşte. Amin. Çok teşekkür çok ediyorum sağ hocam. Çok sağ olun. Maşallah çok güleç bir sivanız var. Direkt şey böyle kan çekercesine var hatta. Teşekkür ederiz. Başım gözüm sana. Hoş geldin. Allah eksik etmesin gülüşünüzü. Nereden geliyorsunuz? Biz buraya. Ha burası Diyarbakır. Kardeşimiz İstanbul'da. Ben bir 5 yıldır falan dünyayı gezmek istiyorum. Teşekkür hocam. Öyle. Burası da. Diyarbakır'daki Kurşunlu Camisi'ni de görmüş olduk. Hocamızla tanıştık. İçeriği çok kısa bir göstereceğim bir de son olarak. Burası böyle. Hocam şunlar kurşun izleri mi? Yok, şunlar kurşun izleri. Şu ama tepedekiler. Şu yukarıdakiler tamamen akustik ortamla yapıldığı için. Yani anladım. Ama şunlar galiba kurşun izleri. Şunlar abi maalesef ki çatışmalarda buraya. Şöyle göstereyim şurayı. Tabii ki. En çok hasar almış yerlerden bir tanesi. Şunlar tamamen kurşun izleriyle paramparça olmuş. Of. Yer, şu delik. Of, nasıl? Of. Maalesef. Of, of. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Rahle ile beraber Kur'an-ı Kerimler sapasağlam kaldı. O rahleyi de aldılar. Nereye gittiler, nereye götürdüler. Kur'an'ı alıp götürdüler. Aynen. Rahle nedir hocam? Rahle. Kur'an-ı Kerim'in konuluyla. Anladım. Şumasa.
O da tahtadan. Yer tahtası yanmıştı ama o kendisi yanmamıştı. Ve Kur'an-ı Kerim'e zarar gelmemişti. Bunun videosu vardı. Şu rahleye girer misiniz? Rahleyi tekrar teslim etmediler mi buraya? Alan bir daha getirmedi. Zaten birkaç tane Kur'an'ı da yanmayan Kur'an'ı da götürdüler. Surun Dara Alacı Ahra sokaklarındayız. Burası daha önceden sur olaylarında yaşanan sokaklardan biri. Şunlar hep kurşun izleri değil mi? Evet, aynen. Vay be. 2015 yılında. Sur sokak savaşlarında yaşanan olaylar. O hendek olaylarından biri burası da. Evet. Bak şurada da mesela bir kurşun deliği var. Kurşun izi varmış. Artık emin değilim kurşun mu değil mi. Kurşun mu sence? Evet, izi? Evet. Baksana zaten, şuralarda da var. Çoğu evler, çoğu yerler de sore edilmiş. Buna hepsi kurşun izledi. Başka? Baksana şu duvardakiler de mi? Belki bak buraya bak. Girmemiş ha, çıkmamış ha. Girmiş ama çıkmamış. Gel arkasına bak. Şu duvardakiler aynen, falan aynen. Hepsi. Aynen. Daha berbat şeyler oynama. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Aşağı. Hadi. Şimdi de işte sur sokaklarını gezdiriyor bana Nurettin abi. Burası en meşhur iki handan birisi değil mi? Evet. Hem Diyarbakır'ın Vezdizade Hasanpaşa tarafından yapılmış bir handır. Deliller Hanı. Deliller Hanı'ndan sonra en büyük hanımızdır. İlki şu an içeride yukarıda kahvaltıcılar, dükkanlar, antikacılar vesaire çay bahçesi mi deriz? Evet, çay aynı, bahçeleri kamber, vesaire var. Kamberde, böyle diyorum. Bir alan Hasanpaşa'nın da. O bir de şey var. Burası kim yapmış bu camiyi? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Hangi yılda yapmış? 1570. Ha 1572 yılında. Peki bu cami 980'de. Bu caminin adı ne? Beyrempaşa Camisi. Peki. Şu anda abi Mimar Sinan'ın yaptığı bir camideyiz. Beyrempaşa Camisi'nde. Abi. Burada Toplan. İsimler ne? Navit Ekşi'ye. Yunus. Muhammed. Ahmet. Yunus. Fırat. Senin. Benim Muhammed. Kendinize selam söyleyin. Selamun aleyküm. Serçamamın. Bremen. 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 Senin adın ne? İslam. Mimar Sinan'ın burada 5 eserinden biridir. En taşı oyma sanatını kullandığı ters düz sanatını, sağ sol sanatını kullandığı tek camiydi, tek yapıtı ve eskiden ismi Yılanlı Camii, Yılanlı figürlerin olduğu cami diye de biliniyor. Arkasında da Behrempaşa konağı var. Zamanın valisinin konağı var. Abi, Uru Camii bilir sen eski evet. Kilise. Mortama Kilisesi. Kilise. Aynen. Caminin içine çık mı şu anda? Açık. Görebilir miyiz? Abi gel eser, tarihi eserleri hadi, de var. Hadi bakalım. Burası caminin içerisi. Şimdi Diyarbakır'daki en çok bilinen şeylerden biri dört ayaklı minarenin tam önündeyiz. Buranın dört ayaklı minarenin ilginç bir hikayesi var. Hemen... Rehberimiz, garip seyyahımız. Aynen. Abi nedir burası? Burası Şeyh Mutahara Camii. Şeyh Mutahara Camii yapılırken, 1500 yılında yapılırken, cami yapılırken sonra bakmışlar minare yok. Minare yok, minaresi cami mi olur? Minare yapmayı unutuyorlar camide. O yüzden buraya sonradan ekleme, 4 ayaklı minare. 4 mezhebi temsil eden 4 ayaklı bir minare yapıyorlar buraya. Evet. Hangi yılda yapıldı? 1500 yılında yapılmış. Burası da cami kısmı yani, abi. Bu caminin en büyük özelliği de şöyle orada dur. Orada dur güzel bir kesit yapalım. Gel.
hem Süryani hem Katolik kilisesi hem Yahudilerin ortak simgesi. Kamera açısı görebiliyor. Diğer din temsilcileri yani iki kilise de aynı anda yan yana bulunabiliyor. Hem çan sesi hem ezan sesi aynı anda işitebiliyor. Ezanlar süper. Bittikten sonra çan sesleri. Çan sesleri bittikten sonra ezan. Vay be. Burası da cami kısmı. İlginç ya. Şehir tam bitti derken bambaşka bir şey çıkıyor. Evet, burası Doçka. Kurşun böyle yapmış. Yani büyük ağır makinalı. Aynen. Büyük ağır makinalı. İşte o sur olaylarında vesaire de minareye böyle büyük ne derler? Neydi onlara? Doçka kurşunları gelmiş buraya. Da, tam şurada uzanmıştı daire açı. Sırf bunlara şey yapmak için zaten desteklemek için gelmişti. Bu zarar görmüş. Bu bölgede çatışmalar olmasın diye, barış olsun diye. Basın açması yaparken olay yaşandı. Tam şurada. Şurada. Burada. Şurada böyle uzanmıştı. Ne tatlısı o? Türkiye'de bunun birkaç tane işi var. Hadi kariyerini bitirelim. Karaköy'de de yapıyorlar bizim. Abi bizde halka olarak geçiyor. Nedir abi bunun gerçek adı? Burada da Diyarbakır halkası diyorlar abi. Hani ismini bozmaya gerek yok abi, kıymettir ha. O zaman alayım bir tane. Al abi. Bantor'da topal sen servistir kendin al abi. Seç beğen ha. Nasıl? Normal. Normal. Normal mı? Normal abi, her şeyi çok güzel diyecek halimiz yok. Sen güzel diye sabahtan beri. Sert mi? Yumuşak mı? Açlığı yatıştırır, gözleri dinlendirir, ayak yorgunluğuna birebir. Ayak yorgunluğuna birebir. Eyvallah. Açlığı yatıştırır, gözleri dinlendirir, ayak yorgunluğuna birebir. Tabii Kenan da ağrıyor. Sen adamsın ya. Ben şekerim bir düşmüş. Abi bir tane kaldı. Kaldı bir tane havaya. Kameraya doğru. Ya. Şöyle surlarla. Kanki söyle. Al. Diyarbakır surlarını bitirmeden önce adım attığımız her yerde abi illaki şu şurada şu olmuş, bu burada bu olmuş bir olay çıkıyor bize. Nedir abi bu Eyon'un deliği, Eyüp Bey'in deliği olayı? Ya... Eyüp Bey'in deliğini az öteleyelim. Bir 5 dakika sonra Eyüp Bey'in deliğini anlatalım. Ama Eyüp Bey'in deliğinden, Eyon'un deliğinden daha önemli bir şey var. Kainatın en büyük ikinci bahçesi. Yani en büyük birinci bahçesi Babil Asma bahçesidir. Neden Babil Asma bahçesi? Çıkalım yukarı gösterelim öyle. Evet. Hemen çıkalım. Evet. Bir saniye geldim. Şimdi Babil Asma bahçesi rivayettir, Yahudilerle. Artık elimizde bir tek fotoğraf var. Ama şu an geriye ne kalıyor? Hefsel bahçesi. Şu an kainatta en büyük bahçe bu olarak geçiyor. 250 kuş çeşidiyle 8000 yıllık geçmişiyle hem meyve hem sebze aynı anda sana sunan Mezopotamya'nın en kadim, en kıymetli toprağı. Evet, Eyüp Bey'in deliğine alkış. Abi, Eyüp'ün deliğinde bile var ya. Heykelsin emin misiniz? Abi heykelsin emin misiniz? Eyüp Bey'in dileği budur, heykelsini arıyoruz. Eyüp'ün deliğini. Şimdi arkadaşlar, şurada biraz önce işte şurada biraz önce Nurettin'in anlattığı o asma bahçelere çıkan yerde bir delik var. Orası çıkıyor. Abi nedir bu deliğin hikayesi? Şimdi Eyüp zamanında burada tanınan bir insandı. Şimdi hep buralara takılıyor. Ondan sonra Eyüp'ün deliği oluyor. Bir tane öğretmen okumuş, bir tane abimiz geliyor buraya. Tabii diyemiyor Eyüp'ün deliği. Adam okumuş. Bu sefer ne diyor? Eyüp Bey'in deliği. Bu sefer halk arasında herkes diyor ki bu Eyüp Bey kim? Eyüp Bey en son birisi çıkıyor diyor. Ya bizim Eyüp'ün deliğidir. 2 saattir Eyüp Bey. O gün bugündür Eyüp'ün deliğinin ismi Eyüp Bey'in deliği oldu. Böyle bir hikayesi var. Ve Diyarbakır Vlog'un sonunu Diyarbakır surlarının üzerinde bitiriyoruz. Diyarbakır surlarının üzerinde bitiriyorum. Yüzeysel güzel bir gezi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık bir sonraki video ya Iğdır'dan ya Azerbaycan'dan gelmiş olur. Allah'a emanet. Yeni bölümde görüşürüz. Haydi.